Bugün önemli bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Tarih biliyorsunuz çoğunlukla erkeklere odaklanır. Maalesef bu böyle çünkü tarihi daha çok erkekler yazıyor. Ancak kadınların da tarihte çok önemli roller oynadığını biliyoruz. Bu durumda mesela 2000 yıl önce yaşamış olan kadınlarla ilgili ne kadar çok şey bilebiliriz? Bunu hiç düşündünüz mü? Aslında klasik dönemde yaşamış olan kadınların hayatı hakkında konuşurken bazen onları günümüzle karşılaştırmak cazip görünebilir ama bu bazı sorunlara yol açabilir çünkü bu mantıklı bir karşılaştırma değil. Dolayısıyla aynı dönemde farklı toplumlarda yaşayan kadınların birbirleriyle karşılaştırılması daha yararlı ve daha doğru olur. Bu onların farklılıklarını daha belirginleştirir ve bize daha iyi bir fikir verir. Tabii ki genel olarak kadınların o dönemdeki tarihini bilmek zor. Maalesef elimizde çok iyi kaynaklar yok. Ancak kadınların günlük yaşamlarının neye benzediğini biraz olsun anlayabilmek için bazı parçaları bir araya getirebiliriz. Yapbozun parçaları gibi. Burada iki referans noktamız var arkadaşlar. Birincisi, Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçerkenki dönem, döneminde Roma Tamam mı? Bu dönemdeki Roma ve diğeri de Han hanedanlığı dönemindeki Çin. Şimdi ilk önce Roma'ya bir bakalım. Şimdi biraz ön bilgi olması lazım. Biraz sonra bahsedeceğim konuşmanın milattan önce 42 yılında gerçekleştiğini söyleyeyim hemen. Hatırlarsanız milattan önce 44'te Julius Caesar Mart ayının ortasında suikaste uğramış. Ve sonrasında Roma İmparatorluğu bir iç savaşa sürüklenmişti. Yani bu konuşma iç savaş esnasında yapılıyor. İç savaşlar sadece kanlı değil aynı zamanda masraflı da olduklarından Triumvirlik bu iç savaşı finanse etmek için en zengin 1400 kadından vergi alınmasına karar veriyor. Bu konuşmayı yapan Hortensia işte bu zengin kadınlardan biri. Diyor ki: Hiçbir devlet görevi yapamaz, hiçbir onura layık olamaz, askeri idareye gelemezken, kısacası devlette hiçbir görev alamazken, bu kadar kötü sonuçlara yol açan kendi aranızdaki savaşınız için neden vergi ödememiz gerekiyor? Savaş zamanında olduğumuz için diyorsunuz. Peki ne zaman savaş yoktu ki ve kadınlar ne zaman vergi ödediler? Cinsiyetleri sebebiyle kadınlar tüm insanlar arasında vergi ödemekten muaftır. Annelerimiz bir zamanlar kendi cinsiyetlerinin gerektirdiğinin üzerine çıkarak siz Kartacalılarla olan savaş sonucu imparatorluğun ve şehrin kaybedilmesi tehlikesiyle karşılaşılınca size destek oldular. Ancak bu katkılarını gönüllü olarak kendi ziynet eşyalarından yaptılar. Gayrimenkullerinden, arazilerinden, çeyizlerinden veya evlerinden değil ki bunlar olmadan özgür kadınların yaşaması mümkün değildir. Keltler ya da Partlar'la savaş olacaksa olsun. Ortak bir güvenlik meselesi söz konusu olduğunda annelerimizden aşağı kalmayacağız. Fakat iç savaşlar için asla katkıda bulunmayacağız. Birbirinize karşı size yardım etmeyeceğiz. Sezar'a ya da Pompey'e vergi ödemedik. Ne Marius ne Cinna ne de ülkede tiranlığı kuran Sulla bizden katkıda bulunmamızı istemedi. Ve bir de çıkmış cumhuriyeti yeniden kurduğunuzu söylüyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece güçlü bir konuşma arkadaşlar. Peki buradan ne çıkarabiliriz? Sizin dikkatinizi çeken detaylar oldu mu? Bir kere cinsiyetlerine dayanarak kadınların vergiden muaf olduklarını söylemesi ilginç. Bu cümleye bakınca kadınların daha zayıf olduğunu söylüyor gibi görünebilir ama aslında vergi ödemek için o dönemdeki insanların mülklerini kullanmaları gerektiği gibi bir şarta atıfta bulunuyor. Yani o dönemde kendine ait mülkü olmayan vergi de veremiyordu. Kadınlar da bu durumda yabancılarla olan dış savaşa katkıda bulunmak için mücevherlerini ve ihtiyaç duymadıkları şeyleri kullanıyorlar. Ancak Hortensia iç savaşı desteklemek için kadınların kendi geçim kaynaklarını kullanmak zorunda olmalarından hiç hoşnut değil ve bunu isteyenlerin tiranlardan da daha kötü olduğunu söyleyerek bu konudaki düşüncesini destekliyor. Burada bir şey daha var. İlk, e, ilk birkaç ifadeden e, ortaya çıkıyor aslında arkadaşlar. Ne diyor orada? Hiçbir devlet görevi yapamaz, hiçbir onura layık olamaz, askeri idareye gelemezken, kısacası devlette hiçbir görev alamazken neden vergi ödememiz gerekiyor demiş. Kadınların hiçbir şekilde devlet idaresine katılamadıklarını da burada çok net bir biçimde ifade ediyor. Bir de şu söylediği çok ilginç. Savaş zamanında olduğumuz için diyorsunuz. Peki ne zaman savaş yoktu? Gerçekten iyi bir noktaya temas etmiş çünkü Roma özellikle de o dönemde sürekli olarak savaşta olan bir devlet zaten. Bazen iç savaşta, bazen de dış savaştaydı ve diğer toprakları fethediyordu vesaire. Başka bir yerde de erkeklerin sahip olduğu ve kadınların sahip olmadığı şeylerden bahsediyor ve aslında şunu söylemeye çalışıyor. Eğer bu böyle gidecekse o zaman da biz vergiden muaf tutulmalıyız. Kaygılarını ilginç bir şekilde dile getirmiş. Tabi şimdi modern çağda bu cümleler bize çok ilkel gelse de o dönemde bir kadının devlet görevlilerinden hesap sorması ve bunu bu kadar açık bir söylemle ve iğneleyici şekilde yapması gerçekten çok etkileyici. Yorumlamaya devam edelim. Annelerinin de bir zamanlar öne çıktığından ve harekete geçtiklerinden söz ediyor. İkinci Pön Savaşı sırasında Hannibal, İtalyan Yarımadası'nda kontrolsüzce ilerlerken ve hatta Roma'nın kendisini bile tehdit ederken Romalı kadınlar, özellikle de zengin kadınlar ellerini taşın altına koyup vergi ödemeye karar veriyorlar. Halbuki kendilerine ait mülkleri yok ama yine de vergi ödüyorlar. Peki tüm bunlara dayanarak bu dönemde Romalı kadınlar ve yaşamları hakkında neler söyleyebiliriz? Öncelikle erkeklerle eşit olmama konusundaki bazı meselelere işaret edilmiş. Ancak öte yandan triumvirliğin mahkemesinde esip gürlemiş diyebiliriz. Bu kadınların normalde oraya girmelerine izin verilmediğinden yapılacak konuşma sebebiyle ilk defa gidiyorlar ve Hortensia Triumvirliğe sert bir dille hitap ediyor. Diyor ki: "Keltler ya da Partlar'la savaş olacaksa olsun. Ortak bir güvenlik meselesi söz konusu olduğunda annelerimizden aşağı kalmayacağız." Yani dış güçlerle savaş olması halinde destek olmaya hazırız demeye getiriyor. Ama ekliyor: "Fakat iç savaşlar için asla katkıda bulunmayacağız. Birinize karşı size diğerine yardım etmeyeceğiz, birbirinize karşı size yardım etmeyeceğiz diyor. Yani şunu kastediyor, eğer birbirinizle savaşmak istiyorsanız bu sizin sorununuz arkadaş, bizi ilgilendirmez. Sonra da diyor ki, ve bir de çıkmış cumhuriyeti yeniden kurduğunuzu söylüyorsunuz. Aslında burada Hortensia Roma İmparatorluğundaki en güçlü üç kişiyi sorguluyor, niyetlerini sorguluyor. Resmi olarak kadınların toplumda güçlü bir rolü olmamasına rağmen en azından kültürel açıdan bu seçkin kadınların Roma İmparatorluğundaki en güçlü üç kişiye karşı çıkabilmeleri için yeterli rahatlığa sahip oldukları görülüyor. Günümüzde bu bizim için büyük bir şey değil gibi görünse de dediğim gibi böyle bir karşılaştırma yapmamalıyız ve anakronizm hatasına düşmemeliyiz. Yine de Hortensia ve diğer Romalı kadınlar aynı dönemde yaşamış olan başka toplumlardaki kadınlarla karşılaştırılırsa bir kadının kamu kurumuna girmesi yine de son derece dikkat çekici. Evet yine söyleyelim. Hortensia seçkin bir kadın yani toplumda belirli bir hiyerarşide bulunuyor. Ancak bunu örneğin Atina'daki kadınlarla karşılaştırırsak Atina'da seçkin kadınlar bile herhangi bir siyasal teşebbüste bulunamazlardı. Atinalı kadınların yalnızca özel alanda, aile içinde kalmaları gerekirdi ve ayrıca Romalı kadınlar kadar eğitim almaları da pek mümkün değildi. Ve bu nedenle Hortensia'nın aslında buraya girip bu kadar açık bir şekilde konuşabilmesi, Romalı kadınların diğer toplumlardaki kadınlardan daha fazla özgürlükleri olduğuna bir kanıt. Şimdi, Hortensia'nın konuşmasını yaptığı zamandan yaklaşık 150 yıl sonraya ilerleyebiliriz. Neredeyse dünyanın diğer ucuna geçiyoruz. Doğu Han hanedanlığı dönemindeki Doğu Asya'ya gideceğiz. Burada Ban Zaho'dan bazı metinler var. Ban Zaho, kadın tarihçi, gökbilimci, matematikçi, konfüçyüsçü, filozof ve Han'ın resmi tarih kitabının yazarlarından biri. Bu metin de kadınlar için dersler kitabından. Ban Zhao diyor ki, bir kadın alçak gönüllülükle başkalarına boyun eğsin, başkalarına saygı duysun, başkaları ondan önce gelsin, kendisi ise en son. Kız bebek doğarsa onu yatağın altına yatırarak aşağı ve zayıf olduğunu, Kendisinin birinci görevinin başkalarına itaat etmek olduğunu açıkça belirtin. Bir koca iki kez evlenebilir ancak eşi asla yeniden evlenmemelidir. Tıpkı yüce güçlere karşı gelinemeyeceği gibi bir kadın da kocasından uzak duramaz. Erkek gücüyle onurlandırılmıştır. Bir kadın da terbiyesiyle güzeldir. Bu metin konfüçyüsçü kadınlık idealiyle uyuşuyor. Bir kadının erkek akrabalarına itaat etmesi, toplumun içinde güç anlamında çok mütevazı kalması, çoğunlukla kendi evinin içinde olması, ailesindeki erkekleri rahat ettirmesi ve çocuklarına bakması. Bu tip metinleri okuyan ve kendine bundan ders çıkaran birinin az önceki örneğimizdeki Hortensia gibi triumvirlik mahkemesinde hesap sorabileceğini düşünemeyiz. Bu o dönemde Çin'de yaşayan seçkin kadınlardan biri olsa bile. Yine de akılda tutulması gereken önemli bir şey var. Bu tür metinler kadınların hayatlarına yönelik kuralcı bir yaklaşım sergileyen reçete tarzı metinler. Ama bu kadınların gerçekte bu şekilde yaşadığı anlamına gelmiyor. Ban Zhao'nun kendisinin bu tür bir şey yazması ironik bir durum çünkü aslında kendisini ortaya koyan, elindeki imkanları kullanan, yazı yazan ve ailenin içinde özel alanda kalmayan bir kadın. Bu yüzden ortada garip bir çelişki var. Fakat aynı zamanda o dönemde çok servet sahibi olan kadınlar onun gibi eğitilmiş görünüyorlar ve ayrıca bu durum biraz da onların nesline bağlı. Çin'de yaşlı kadınlar tıpkı Romalı kadınlar gibi miraslarının, mallarının olması muhtemeldi ve muhtemelen ticaretle de uğraşıyorlardı. Bunu vasiyetnameler gibi başka belgelere bakarak bulabiliriz. Bu nedenle kuralcı Konfüçyüsçü idealler ile kadınların gerçekte nasıl yaşadıkları arasında bir tezatlık, gerilim görebiliriz. Örneğin mülk sahibi kadınlar bu kısıtlayıcı uygulama ve fikirlerden kurtulabilmişlerdi. İroniye geri dönecek olursak, Ban Zhao diğer kadınlardan alçakgönüllü ve zayıf olmalarını istiyor ama kendisi az önce dediğimiz gibi tarihçi, gökbilimci, matematikçi, Konfüçyüsçü, felsefeci ve Han imparatorluğunun resmi tarih kitabının yazarlarından da biri. Yani ön plana çıkmış bir kadın. Hatta zamanın erkeklerinin pek çoğundan daha fazla şey yapmış. Kesinlikle aşağı seviyede veya zayıf bir insan değil. Bu tür metinlere bakmak ilginç çünkü dediğimiz gibi bize farklı toplumlar arasında farklar olduğunu gösteriyor. Gördüğümüz üzere Roma ile Çin arasında o dönemde büyük farklılıklar var gibi görünüyor. Bu yüzden bu tür bir karşılaştırma yapmak kadınların yaşamları hakkında bize daha sağlam bir bakış açısı sunabilir. Yani o dönemin tüm kadınları aynı yaşamı sürüyorlardı gibi bir sav pek de mantıklı olmayacaktır. Medeniyetler arasında muazzam farklılıklar var. Hatta aynı medeniyetin içinde bile kadınlar arasında büyük farklılıklar olabilir. Ya da az önce de dediğimiz gibi sırf buradaki metin kadınlara geri planda kalmayı öğütledi diye kadınların hepsi geri planda kalmayı benimsemiş değildi. Ama tabii Çin'deki bu metnin Roma'dan aldığımız metinden farklı olması da bize bir şeyler söylemiyor değil. Şunu da ekleyelim. Baktığımız her iki örnek de seçkin kadınlarla ilgiliydi. Yani kendi toplumlarında ilk yüzde birlik dilim içindeki kadınlardan bahsettik. Eğer toplumun başka kesimlerinden kadınlara baksaydık yorumlarımız çok farklı olurdu. Örneğin burada tasvir edildiği şekliyle kadınların aileleriyle birlikte hoş bir evde oturmaları vesaire bunu yalnızca zengin kadınlar yaşayabiliyordu. Çünkü geçinmek için evin dışına çıkmak ve çalışmak zorunda değillerdi. Yani seçkin kadınlara değil de başka kadınlara baksaydık onların pembe panjurlu evlerde oturup vakit geçirecek zamanları olmayabilirdi. Bu da önemli bir fark.